Selamlar Exotico Bey ailesi. 10 kraliçeli Mestor kolonimizi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu koloniyi arkadaşlar bir değişiklik yapıp şimdi doğasına bırakacağım. Tam tersi, hep doğadan koloni aldık. Kraliçeleri doğadan bulduk, ev ortamında koloniler oluşturduk. Bu kez tam tersini yapacağız. Ev ortamında belli sayılara ulaştırdığımız bir kolonimiz var. Bu koloniyi doğaya bırakacağız ve belli bir süre sonrasında da gelip koloninin doğadaki hareketlerini takip edeceğiz. Hadi gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar 10 kraliçemizin 10'u da hala sağlıklı yaşıyorlar. Fakat koloniyi artık sayılarını baskı altında tutamıyorum. Şu an için nem bakımından biraz nemlerini düşürdüm. Çünkü üretimleri çok fazla hızlı ve bulundukları alanda çok küçük olduğu için yeni bir yaşam alanı istiyorlar. Yeni yaşam alanlarının da doğada olması daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu kraliçelerin tamamını, 10 kraliçelerin tamamını az aşağıda göl var. Yani buradan 200 metre, 300 metre aşağıdadır. Onun çevresindeki uçuştan buldum. Yani tamamı aynı uçuştan bulma. Kraliçeler ve lokasyonları da aynı. O yüzden burada Muhammed şu şekilde gösterebilir misin? Bilmiyorum. Yerdeki bitki örtüsü sezonun en kurak zamanında bile tohum bulabilecekleri şekilde uygun. İleride bitkiler mevcut. Bu yüzden burada çok rahat şekilde yaşayabilirler. Umarım dış etkenler onları zorlamaz. Bunun için şimdi arkadaşlar şöyle bir kaya tespit ettik birlikte. Bu kayanın altına farklı bir yaşam yok. Birkaç Lasius işçisi gördüm ama Lasius işçilerinde burada bir koloni halinde olduğunu zannetmiyorum. Çevreden muhtemelen gezinirken gelmişlerdir. Yürüyen kata işçileri falan var etrafta. Muhtemelen kata kolonileri vardır. Campanatus sancus fellah kolonileri var civarda, hakim olduğum kadarıyla. Ve pek çok da mestor koloniler var. Birazdan bulabilirsem taş altları da çevredeki diğer mestor kolonilerini de gösteririm. Muhtemelen bununla aynı türdeki mestorlardır. Hadi gelin şimdi birlikte onları yeni yaşam alanlarına aktaralım. Ama şöyle gösterelim taşın altını, tespit ettiğimiz lokasyondaki taşın altını. Şurada arkadaşlar bakın, şurada birkaç formika işçisi gördüm şimdi. Şurada bir mayırmika var. Az önce şuralarda gezinen Lasius işçileri vardı. Ama dediğim gibi sayı olarak öyle çok fazla yüksek değiller ve çok iri bir taş. Şurada muhtemelen Ağustos böceği larvası buradan çıkmış. Şu an arka plandan seslerini duyuyorsunuzdur. Şu an ne yapacağımı size hemen hızlıca anlatayım. Kumlar ile çok hafif çevresini yükselteceğim şöyle. Şurayı da biraz daha kazacağım. Daha sonrasında şöyle birkaç ıslatacağım burayı. Nem bakımından da iyi olması için su getirdik. Daha sonrasında odacıklara da böleceğim nemlendikten sonra. Suyu çekince de arkadaşlar koloniyi buraya bırakacağım. Taşı da kapatacağız. Daha sonrasında 2-3 hafta sonrasında artık ne zaman bu tarafa yolumuz düşer, ne zaman doğuya gezersek o zaman gelip bir bakarız. Koloninin akıbetine de bir bakarız. İnşallah hala burada sağlıklı şekilde devam ediyor olurlar. Ve evet arkadaşlar, geldik şimdi işin transfer kısmına. Transfer kısmımız çok basit. Mevcutta suyu bitmiş tüpleri var, görüyorsunuz. Hepsinin suyu bitmiş. Hafif nem kalmış durumdalar. Bu tüpleri çekeceğim. Kafalardaki aparatları çıkartacağım. Aparatları çıkartıp tüpleri bu şekilde buraya koyacağım. Her koyduğum tüpün ağzına hafif kum serpeceğim ki oluk oluk dışarıya boşalmasınlar telaşla diye, ki biraz kapalı kalsın tüp ağızları. Sırayla koyup bu arada kaçaklar mutlaka olacak ve outboard'lardakiler de olacak. Outboard'dakileri arkadaşlar rutin üzerine devirip daha sonrasında da kayayı kapatma şeklinde ilerleyeceğiz. İçerisinde bolca tohum var. Çevrede az önce sözünü ettiğim gibi bolca yine doğal tohumla dolu zaten. Şimdi başlayalım işlemimize. En üstten başlıyorum ki arkadaşlar en altta daha fazla yoğunlar. Çünkü direkt outworld'e çıkış kısmı. En üstten başlıyorum. Yavaş yavaş yerleştirmelerini yapacağım. Sadece dediğim gibi şu transfer aparatlarını şuradan çıkartıyorum. Asetatlarını, coverlarını alıp şu şekilde koyduktan sonra tüpün ağzını arkadaşlar şöyle
koyuyorum. Burada mevcuttaki olanları şimdi silkelemeyeceğim. Elimde dolaşsınlar. Benim için bir sakıncası yok. En son yapacağım bu işlemi. Aynı iş usul. Transfer aparatını yavaşça aldım. Bu arada bayağı yumurta varmış bu tüpün içerisinde. Bunun olmasa cover'ını çıkartmayalım. Bu cover kalsın arkadaşlar. Çünkü esas yumurta ağırlığı buradaymış. Yine tüpün ağzını kapattım aynı şekilde. Cover'lar çok önemli değil. Kalsın, cover'ları çıkartmamayı düşünüyorum. Yine bıraktım. Bu aradakileri özellikle cover'larını çıkartmayacağım birkaç tanesini. Ama kalanların cover'larını çıkartacağım. Çünkü tekrar geldiğimizde de biraz da izlenimlemek de istiyorum ki. Cover'lardan göremeyebiliriz çamur falan olursa. Sadece o iki tüpünkini çıkartmadım. Onlar da çünkü yumurta ağırlıklı geldi bana. Burada da bayağı yumurta var bu arada. Muhammed gösterebiliyor musun şu dipte? Epey yumurta var. Onu da şöyle koyup yine ağzını şu şekilde ufaktan örtelim ki çok fazla dışarıya kaçaklar olmasın. Son iki tüpümüz kaldı. En alttaki tüp zaten genelde tohumları koydukları tüp. Aldım transfer aparatını. Şöyle bu tarafa onu da yerleştirelim. Ağzını kapatalım. Ve son tüp. Onu da en kıyı köşeye koyup ağzını şöyle nemli çamura şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Tamam, şimdi elimdekileri de şöyle silkeleyince zaten düşüyorlar. Asıl outworld'ümüzü tepeleme silkeleyeceğim. Şu dalda var mılar? Pek fazla yok. Birazdan olmasa bakarız. Şöyle silkeleyeyim ben yine. Şimdi outworld'ü de şuradaki küçük nem için, geçici nem için koyduğum tüpleri de alayım. Outworld'ü de bu şekilde arkadaşlarım kenarına doğru şöyle tüpleri örtmeyecek şekilde silkeledim. Kalan işçiler arkadaşlar kayıt olmadığı esnada hızlıca buraya atayım ben. Evet arkadaşlar, kayamız olduğu gibi şimdi üzerine kapatıyoruz kolonimizi. Şu şekilde. Evet. Kayayı kapattım. Şimdi arkadaşlar, çevrede gezinenler var. Onlar zaten alan açacaklardır kendilerine. Ben koloninin sağdan soldan kaçmasın, sadece tek bir çıkış yolu kullansın diye asıl yoğunlukta olduğu kısımları açık bırakıp diğer kısımları şöyle toprakla ne yapıyorum? Örteceğim. Taş, toprak kullanıyorum. Yine aynı bu çukurdan çıkan harfiyatı esasen. Bakın burada da çıkışlar var. Şöyle ufak bir delik bırakıp gerisini onu da aynı şekilde örttüm. Şuradan dediğim gibi çıkıyorlardı. Orayı bırakalım. Bu şekilde. Örtme yaptım. Burada otlarda evet dökülenler var. Onların da yine bu kayaya doğru geleceklerini düşünüyorum feromonlar sayesinde. Bu koloni bir arkadaşlar muhtemelen yarım saat, bir saat içerisinde dinginleşir. Yerleşirler yeni yerlerine diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar. Elimiz kolumuz battı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birkaç hafta sonra dediğim gibi en kötü bir ay sonra tekrar gelip koloninin yerinde bir ziyaret edelim. İnşallah hala burada duruyor olurlar. Bakın arkadaşlar, hemen dediğim gibi çevrede mesorlar var demiştim hatta. Tohumlar da o kadar güzel ki. Şurada yumurtaları falan var. Şu tohumların güzelliğine bakın. Dediğim gibi burada bizim de yerleştirdiğimiz, bakın hemen şöyle göstereyim ne kadar yakın. Yerleştirdiğimiz taş. Kolonimizi yerleştirdiğimiz taş. Hemen yakındaki bir taşta da mesor kolonisi varmış zaten. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir hafta geçti üzerinden. Şimdi gidip yerleştirdiğimiz mesor kolonisinin akıbetine bakalım. Şöyle harika Ağustos böceği sesinde. Bu ses bana böyle terapi gibi geliyor. Bana böyle yazı anlatıyor bu ses. Hiç rahatsız olmuyorum valla. Sabaha kadar dinlerim. Bir de gece cırcır böceği sesi. Burada bir kaplumbağa görüyorum. Bir yandan giderken onu da ziyaret edelim. Yavaş gideyim ki kabuğuna çekilmeden çekebileyim onu. Selam dostum.
Buradan transfer olan Messor kolonisi görmedin değil mi? İnşallah görmemişsindir. İnşallah hala taşın altındadırlar. Hadi görüşürüz. Evet. Çok az kaldı. Evet, taşı gördük. Taşımız şurada. Yanına doğru bir yanaşalım. Ayağıma da diken battı bu arada. Diğerlerde mavi gördüğünüz bitkiler. Dikenli bir bitki. Evet, bakalım. Şimdi taşın üzerinde gezinen Lasius'lar var. O gün de zaten söylemiştim arkadaşlar size Lasius ve formikaları gördüm diye. Şimdi ben yavaşça taşı kaldıracağım. İnşallah hayal kırıklığı yaşamayız. İnşallah hala Messor kolonimiz burada duruyordur. Yavaşça. Bakın şurada bir Messor işçisi. İnşallah bizim Messorlardandır. Şöyle arkadaşlar sizin nezdinizde yavaşça taşımı kaldırdım. Evet. Major görüyorum şurada. Taşın altında da Messorlarımız var. Messorlar var. Arkadaşlar var. Yani yayılmışlar buraya. Tüp derinçlerine bir bakalım. Ama bakın şuradan toprağı kazmışlar. Evet, toprağı kazmışlar arkadaşlar. Toprağı artık yavaştan yuvalanmışlar. Bakalım tüplerin içleri boşsa ben artık tüpleri alacağım buradan. Tüplerin burada daha durmasına gerek yok. Evet, tüpleri de boşaltmışlar ki zaten nem olarak çok iyi durumda değildi bu tüpler. Şimdi ben yavaş yavaş tüpleri sökeceğim buradan. Evet, birinci tüpümüzü aldığım içinde herhangi bir işçi yok gördüğünüz gibi. Şu coverlı olanlarda çok yumurta vardı. Evet, şu anda bunda da herhangi bir şekilde yumurta falan yok. Benim döktüğüm tohumları da taşımışlar. Bence toprağın nemli bölgelerine doğru yuvalandılar. Evet, bu tüp de boş. Aynı şekilde bu diğer tüplerin de zaten içinin ben boş olduğunu görüyorum. Zaten sıvıları bitmişti. Nemleri de neredeyse bitme noktasına gelmişti. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Yakından şuralarda deliklerden içeriye yuvalanmışlar. 10 tane kraliçeleri vardı zaten. Şurada da şu taraflarda da var. 10 tane kraliçeleri vardı. Çok rahat şekilde yaşarlar. Majörleri de var görüyorsunuz. Tank gibi majörleri var. Ve taşın altında da hakim koloni. Bıraktığımız messorlar. Yavaşça kapatalım şimdi taşın altını. Artık onları huzurlu şekilde doğalarına terk edeceğim. Belki ilerleyen içeriklerde bu yaz sonu olur. Belki bir sonraki yaz yine gireriz buralardan geçerken bu taşın altını açarız. Aa deriz bizim 10 kraliçeli messor kolonisi ne yapıyor? Bir bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin.